Bunların hiçbirisi vatansever değil. Hiçbirisi. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep biz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirir. Şehir hastaneleri yaptılar gayet güzel. İtirazım yok ki şehir niye şehir hastane niye yaptınız? Hiç itirazım olmaz niye yaptınız? Hastaneye ihtiyaç varsa yapılır. Zeydan Karalar 1000 yataklı Sahra Hastanesi yaptı. 1000 yataklı. 45 günde değil. Ya bir belediye başkanı yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya. Beceriksizlik bu kadar olur ya. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler. Ve gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir hastanede olduğu gibi EFT cihazı, EFT... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, biz dedi 2 günde hastane yaptık dedi. İşte hastaneyi şu an beraber geziyoruz. İşleri boş, bölünmüş ve buna hastane deniyor. Bizim gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada dün akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi bir hastane yok. Bunu biz gözümüzle gördük. Arkadaşlar açıkladılar. Burası Adana Fuar Alanı. Standları bölmek suretiyle Sahra Hastanesi yapıldı diye basına servis. Ya bu ciddiyetsiz, çok yakışıksız bir durum. En hafif tabiriyle. Bugün Adana'da 1550 yataklı hastanemiz var. Bunun yanı sıra 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane olmak ve 2 tane üniversite hastanesi olmak üzere 34 tane hastanemizde pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Üsküdar ilçe başkanımız böyle git evin fotoğrafını falan yok böyle bir şey. Oradan geçiyor aslında. Yani özel bir fotoğraf çekme, özel bir şey yapma yok öyle bir şey. Bizim ilçe başkanımızın fotoğraf çekmediği orada göreceksin. Dolayısıyla hani böyle gidip bir takipçilik ya da işte nedir ne değildir diye değil yani. Bakmak isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olarak, aynı zamanda partinin grup başkanı olarak Fahrettin Altunbey'in evinin yanında bulunan araziyi görmek için de gittim. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl başkanımı aradım, kendisini raporladım. Burada bir inşaat faaliyeti yok dedim ve WhatsApp'tan kendisine arazinin fotoğrafını gönderdim. Bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Dediniz. Evet. Ben şaşırmadım. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar? Bunun için çalışan ekipleri var. Bunu ben yeni söylemiyorum. Sayın Muharrem İnce'nin şu an bir açıklaması var. Hemen sizlerle paylaşacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. Şu an açıklaması. Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bir dini söylemedi. Ben bunu şöyle değiştirdim. Şeref yoksununu açıklayın dedim. Yarın ayrıntılı konuşacağım. Bence böyle bir görüşme yok diyor Muharrem İnce. Şu an yapmakta olduğu açıklamada. Yani o zaman bu bir oyun mu? Tabii o da insanın aklına geliyor.